Herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Haftanın tam ortasında yine sağlık dolu bir programla karşınızdayız. Önemli konu başlıklarını konuşacağız. Artık diyoruz ki bu Covid sürecinde ne kadar sağlığın önemli olduğunu anladık. Ama bugün yine böyle bir mesaj dolu bir program olacak. Kıymetli hocam bugün yine zamanını ayırdı ve bizlerle birlikte uzman doktor Enver Avcı hocam Medikana Konya Hastanesi'nden bizlerle gastroenteroloji bölümünden katılıyor yayınımıza. Çok önemli üç konu başlığını konuşacağız. Kolon kanserlerinden bahsedeceğiz. Karaciğer yağlanması çok duyuyoruz ve reflü hastalığı. Hemen hemen kimde böyle bir duysam reflüm var diyor, gastritim var diyor. Acaba neye göre değişir? detaylıca konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hekim olarak çok büyük emek veriyorsunuz. Hani sadece Covid döneminde sağlık çalışanlarının ne kadar büyük özveriyle çalıştığını hepimiz böyle anladık. Geç de olsa anladık ama... Allah her zaman gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Cümlemiz inşallah. Teşekkürler. Şimdi hocam önce bir siz tanıyalım. Ee, ben Enver Avcı, e, Konya Medikana Gastroenteroloji e, uzmanıyım. E, 2018 yılından beri gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Ankara Numune Hastanesi e, ihtisaslıyım. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. Şimdi... Şey evet yoğun bir süreçte işte hastanede hastalarla birlikte evet. çalışmaya yoğun tempoda devam ediyorsunuz. Aynen. Şimdi hocam aslında tabii biz konu başlıklarımıza geçeceğiz ama sizinle program öncesinde de konuştuk. Gerçekten bu mesajı vermek gerektiği kanaatindeyim. Özellikle bir Covid süreci yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Sanki Hı -hı. biraz hepimize bir rehavet çökmüş gibi. İşte geçirenler bir kat daha rahat. Geçirmeyenler acaba bize de gelir mi kaygısında. Ama bu süreçte galiba şu çok ihmal edildi. Özellikle kronik hastalığı olanlar evet. ee, ya da tedavi ihtiyacı olup tedavisini erteleyen birçok hasta grupları oldu. Ve bu hastalar size geldiğinde aslında bakıldığında COVID geçirmekten daha tehlikeli bir şekilde hastalıklarla Maalesef. mücadele ettiğini gördünüz. Biraz isterseniz onlardan şöyle bir konuşarak başlayalım. ya Şimdi mesela biraz sonraki konuşacağımız konuyla ilgili olarak da söylersem kolon kanserleri normalde taramalarla önlenebilen bir kanser tipi. Şimdi hastalarımız bu Covid döneminde e, semptomlarını e, çok fazla önemsemedi, veya da önem dikkat etmedi, korktu hastaneye gelmeye. E, hastalarımızı e, kanserin daha ileri evrelerinde görmeye başladık. E, kanserleşmeden kanseri yakalayabilme şansımız varken maalesef hastalar kanserleşerek geldiler ve da ileri evrelerde geldiler. Dolayısıyla Covid süreci hakikaten pek çok hastalıkta olduğu gibi. Ee, bizim hastalıklarımızda da e, maalesef hastalarda kötü sonuçlara neden oldu. Ee, şunu söylemek isterim yani evet e, alınan tedbirler hastanelerde üst düzeyde zaten. Hastalarımızın e, korkmadan hastanelere gelip muhakkak e, tetkiklerini ve taramalarını yapmalarını öneriyorum. Çünkü e, hastalık ilerlediği zaman tedavisi oldukça zor olmakta. Erken teşhis her zaman hayat kurtarıyor. E, hastalarımıza önereceğim şu anda e, bunlar. Evet yani hastanelerden belki birçok kişi gitmekten çekiniyor, korkuyor Aynen. ama emin olun hastanelerden bulaşmıyor virüs. Daha çok aile ortamında gittiğimiz gezmelerde ve maskemizi ihmal ettiğimiz konumlarda Aynen daha çok öyle. bulaşıyor. Ki bunun ilerleyen sonuçlarda da bilimsel verilerini muhakkak göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü de zaten bununla alakalı paylaşımlar da yapıyor. Maskenin takılmadığı, maskesiz ve o kuralların uyulmadığı her ortamda, Covid ile karşı karşıya kalma riskine sahibiz aslında. Evet. Lütfen yeniden söyleyelim maskenizi takmayı unutmayın. Özellikle hastanelerde herkes çift maske taktığı için genellikle zaten bulaşlar daha çok aile ortamlarından geçiyor diye de söylemiş olalım. Şimdi hocam çok önemli bir konu başlığı. O kadar çok duyuyoruz ki son dönemde de çok fazlasıyla duyuyorum kolon kanserleri. Evet. Belki de insanlar evet bu kanser kelimesini duyunca ciddi anlamda hepimiz korkuyoruz ve ürküyoruz. Ama kolon kanseri denince de Biraz daha bence korku artıyor. Çünkü işte muayenelerden, rutinlerden ve bu süreçten insanlar birazcık daha geri durma tarafında oluyorlar. Hı hı. İsterseniz biraz şöyle bir kolon kanseri nedir? Evet. Tanısı nasıl konuyor? Bir onunla başlayalım. E, kolon kanserleri e, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda kalın bağırsağın mukozasından gelişen kanserlere verilen isim. E, kolon kanserleri dünyada hem kadınlarda hem erkeklerde ikinci veya da üçüncü sıkılıkta görülen kanserler ama ölüm sıralamasında akciğer kanserlerinden sonra en sık ölüme neden olan ikinci kanser tipidir. Kolon kanserleri erken dönemde teşhis edildiği zaman 5 yıllık sağ kalım %90'ın üstünde. Ama ileri evrelerde saptandığı takdirde ise maalesef bu 5 yıllık sağ kalım %10'lara kadar düşmekte. Şimdi yapılan çalışmalarda kolon kanserinin tespit edilmesiyle hastanın daha doğrusu semptomlarını fark etmesiyle teşhisin konulması arasında geçen süre 128 gün. Yani bu ciddi bir e, süre. Dolayısıyla hasta semptomlarını fark etti, doktora gitti, ha, doktor kolonoskopisini istedi, yapıldı falan derken ciddi bir zaman e, süre geçmekte. Maalesef hastalarımızın pek çoğunu da ileri evrede görmekteyiz. A, dolayısıyla hastalarımızın özellikle semptomlarını fark ettiği zaman hızlı bir şekilde doktora gitmelerini öneriyoruz. Peki semptomlar neler? Evet. A, özellikle semptomlar hastanın son dönemde e, dışkılama e, alışkanlıklarında değişim. Örneğin mesela daha önceden hiç kabızlı olmayan bir hasta son bir aydır kabızlığı başladığını belirtirse... E, fark ederse veya ishal başlarsam veya da dışkısında kanama olursam, kilo kaybı olduğunu görürsem, ee, onun dışında e, dışkılama sonrası yeterince dışkısının çıkmadığını hissederse, yani daha tamam tam yapamadığım gibi hissiyata e, varırsa muhakkak hekime gitmesini öneriyoruz çünkü bunlar kolon kanserinin semptomları olabilir gerçekten. Ha başka nedenlerle de bu semptomlar görülebilir ama muhakkak bir uzman tarafından görmesini tavsiye ediyoruz. Ee, Özellikle son dönemde başlayan kabızlık önemli. E, pek çok hastamızda bu semptom e, kanserle ilişkili olabiliyor. E, peki bu, bu kansere neden olan risk faktörlerimiz neler dersek? Aslında tabii ki önemli olan en önemli şey genetik. Yani ailesel olarak bazı e, kişilerde yatkınlık oluyor. Mesela birinci derece yakınında kolon kanseri olan bir kişinin kolon kanserine yakalanma ihtimali normal bir kişiden 3 kat daha fazla. 2 kişi de varsa bu 4-5 kata kadar çıkmakta. Ee, Tabi herkeste genetik faktörler yok. Mesela bakıyorsunuz ailesinde hiç kimsede kanser yok, hasta bir anda kolon kanseri çıkıyor. Dolayısıyla burada başka faktörler söz konusu. Örneğin sigara içimi çok önemli. Obezite önemli. Beslenme çok çok önemli. Ee, kişi sürekli olarak işlenmiş et ve hayvansal gıdalardan e, zengin e, aşırı bir beslenme tarzında ise e, meyve ve sebzeyi de az tüketiyorsa kolon kanserine yakalanma ihtimali normal kişilerden daha fazla. Yine aynı şekilde aşırı yağlı beslenme, kolon kanserinde de etkili. A, sedanter yaşam yani fiziksel aktivitenin az olması yine kolon kanserinde etkili. Aslında bütün hastalıkların temelinde yatan şeyleri sayıyoruz. Yani sedanter beslenme, işlenmiş gıdaların yenmesi. E, dolayısıyla kolon kanserinin e, zemininde de yatan has, e, çoğu zaman bu risk faktörleri var. E, sigara içimi e, genellikle akciğer kanseri kanseri ilişkin de aslında kolon kanserinde de ciddi bir risk faktörü. Özellikle günde bir paketi fazla içen ve 20 yıldır e, içen kişilerde riskin ciddi anlamda arttığını söyleyebilirim. O yine dediğim gibi. Mesela bunlar... şey olabilir mi hocam? Ee, i̇nsanlar belki şu soruyu sorabilir. Ben yıllardır kronik kabız hastasıyım. Yani hep böyleyim. Acaba yani bu kabızlık beni ileride kolon kanserine sebebiyet verebilir mi? Hayır. Yani e, uzun vadede kabızlığın kolon kanserine yol açtığına dair bir çalışma yok şu ana hmm. kadar. E, dolayısıyla bir kişinin uzun yıllardır kabızlığın olması bizim için bir risk faktörü değil. Ve biz bu hastaları da araştırmayız zaten. Ha hasta şöyle derse, hocam eskiden kabızlığın vardı ama şimdi değişti. Yani... E, Tuvalete çıkıyorum ama tam yapamadığımı hissediyorum. Bu yeni başladı derse ha o zaman bunu bir incelemeye alırız evet. e, almalıyız diye düşünürüz. Ama yıllardır kabızda olan bir hastada e, boşuna kolonoskopi pek önermeyiz, yapmayız da. E, dolayısıyla bir risk faktörü değil açıkçası. Yani muhakkak zaman kaybetmeden hastalarda bu semptomlar, belli. yani hasta zaten kendinde bir değişiklik olduğunu muhakkak fark eder. Tabii ki. Değil mi? Yani ilk evrede bu belirtiler olur mu yoksa sinsi ilerleyen bir hastalık mıdır kolon kanserleri? E tabii ki sinsi ilerliyor zaten. Yani pek çok kanserde olduğu gibi kolon kanseri de maalesef sinsi ilerliyor. Zaten semptom vermeye başladığı zaman belli bir oranda lümenin tıkandığını gösteriyor. Yani kişide kabızlık geliştiyse artık dışkının geçişine izin vermeyecek kadar bir darlık gelişmiştir. Ama önemli olan orada daha halen başka organları atıp atmadığıdır. Yani eğer ki metastaz yapmadıysa yine o bölgeyi çıkardığınız zaman hastayı kurtarabiliyorsunuz. Evet. Yani Dolayısıyla hasta kabızlığı fark ettiği anda hemen gelirse en azından metastaz yapmadığı bir süreçte yakalandığı için de yine yaşam şansımız çok fazla artmış oluyor. Dolayısıyla insanın kendi bedenindeki değişiklikleri fark etmesi ve ona göre hekime başvurması burada çok çok büyük önem arz ediyor. Dediğim gibi son iki yıl içerisinde bizim normalde biraz sonra bahsedeceğim taramalarla ilgili kolon kanseri önleme önlemeye yönelik olan taramalarımız var. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği. Maalesef hastalar Covid'den korktukları için pek çok taramalarını yapmadılar. Evet. Son dönemde benim fark ettiğim kolon kanseri tespit ettiğim hastaların çoğunda maalesef metastazlar var. Yani hasta bize ileri evrede geliyor. Artık pek çok tedavi şansını kaçırmış oluyor. Tabi tedavi, tedaviler var ama en azından daha zor oluyor. Bu açıdan hastaları biraz önce de konuştuğumuz gibi COVID'den korkmadan muhakkak hekimlerine başvurmalarını öneriyoruz. Hastanelerde COVID hasta kolay kolay bulaşmıyor. Çünkü herkes evet. dikkat ediyor. Evet. evet. Ama Allah korusun kanser ilerlediği zaman tedavi süreci hem hastayı yıpratıyor hem ailesini yıpratıyor hem de birazcık daha o evreler atlandığı zaman Tabii hastanın ki. kurtulması daha da zorlaşıyor. Çok zor oldu. Peki koruyucu hekimlik her zaman söylüyoruz. Ülkemizde gelişen ama başka dünya ülkelerine baktığımızda artık bu bir bir artık normal bir süreç olan koruyucu hekimlik. Evet. Peki koruyucu hekimlikle yani kolon kanseri engellenebilir bir kanser türü mü? Kesinlikle. Kolon kanseri e, önlenebilecek birkaç kanserden bir tanesi. Hı -hı. Şimdi aslında burada mekanizma önemli. Şimdi kolon yüzde %90'dan fazlası Polip dediğimiz küçük lezyonların zaman içerisinde büyüyüp ve yapı değiştirmesi sonucu oluşmakta. Yani polipler atıyorum küçücükken bunları aldığınız takdirde hastayı kolon kanserinden kurtarmış oluyorsunuz. Bu poliplerin neredeyse %10'u kanserleşmekte ve bunu 7-10 yıl içerisinde yapmakta. Hastayı eğer siz erken dönemde kolonoskopi yapar ve bu polipi çıkarırsanız kişiyi kanserden korumuş oluyorsunuz. Onun için kolonoskopik taramalar çok çok önemli Amerika Birleşik Devletleri bu konuda dünyada ilk sıralarda yer almakta. Yani bu tarama konusunda. Evet. E, çünkü <laughs> yapılan çalışmalarda kolonoskopiyle yapılan taramanın e, sonrasında kanser geliştiği zaman e, oluşan masrafa göre çok çok daha az olduğu bulunmuş. Adamlar da tabii ki hesaplanmışlar demişler ki o zaman biz hastalarımızı taramayı alalım, halkımızı taramaya alalım ve böylelikle kanserleşmeyi engelleyelim. E, ülkemizde de bu uygulanmakta Sağlık Bakanlığı'nın e, önerisi e, dahilinde. 50 yaşından itibaren herkese tarama önerilir. 70 yaşına kadar. 70 yaşından sonra tarama biter. Son yapılan çalışmalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bizim ülkemizde yapılan çalışmalarda kolon kanseri için taramanın 45 yaşından itibaren başlanması gerektiği öneriliyor. Çünkü son dönemlerde 45 yaşından itibaren ciddi kolon kanseri sıklığı var. Ve genç yaşlarda olan kolon kanserinin de daha kötü seyrettiği e, izlenmiş. Dolayısıyla Amerika artık 45 yaşına çekti bunu. Bu temel bizim ülkemizde de yakın zamanda 45 yaşına doğru gidecek bu. E, biz de e, hastalarımızın tabii ki risk skorlamasını yapıyoruz. Mesela ben kendi adıma hastam geldi. 50 yaşın altında 42 yaşına mesela hastayı soruyorum e, efendime söyleyeyim sigara içiyor musun? E, Kilosu varsa hastanın efendim mesela erkek cinsiyetse bunların hepsini kombine edip bir puanlama sistemi yaptıktan sonra bazen hasta 40 yaşında olsa da mesela kolonoskopi önerebiliyorum. Ee, kolonoskopi taramaları e, ülkemizde 50 yaştan başlar yaptınız indeks kolonoskopi temizse 10 yıl sonra kontrol. Ee, i̇kinci e, tarama yöntemi ise gaytada gizli kan bakılması. Gaytada gizli kan e, gözle görülemeyecek kanın e, özel yöntemlerle taranması ve izle, görülmesi şeklinde yapılır. Ülkemizde iki yılda bir gaytada gizli kan veya da kolonoskopi taraması şeklindedir. Kolonoskopi yaptınız hiçbir şey yok. On yıl sonra bir kere daha kolonoskopi. E, gaytada gizli kan dediğim gibi iki yılda bir. Ailesinde kolon kanseri birinci derece akrabasında kolon kanseri olan bir kişi ise gelen hastamız 40 e, yaşında muhakkak başlıyoruz. Yani Ailede kolon kanseri olması 10 yıl geriye çekiyor 40 yaşında. Eğer kişinin babası atıyorum 42 yaşında kolon kanseri olduysa çocuğuna 32 yaşında başlıyoruz. Hmm, 10 yıl öncesine Tabii. dönmüş oluyoruz. onu da 10 yıl öncesine. Hmm. Şimdi babası 70 yaşında olmuş kolon kanseri, kişiye 40 yaşında başlıyoruz. Ama babası 40 yaşında olduysa kişi 30 yaşında. 35 yaşında olduysa 25 yaşında başlıyoruz mesela. Dolayısıyla 10 yıl geriye çekiyoruz. Çünkü dediğim mekanizmadan bir polibin kanserleşme süresi yaklaşık 7 ile 10 yıldır. Eğer kişide polip varsa biz bu polibi yakalayıp kanserleşmesini engelliyoruz. Yani babasının yaşına geldiği zaman o da kanser olmasın diye. Ee, taramalarımız bu şekilde yapılıyor. Şimdi taramayı yaptık. hastada kolon polibi saptadık. Ee, polipleri çıkarıyoruz kolonoskopik yöntemle. Kolonoskopi zaten kolonosko, taramalarda altın standarttır bizim için. Çünkü hem e, işlemi yaparsınız. Kamerayla görürsünüz net bir şekilde mukozadaki tüm değişiklikleri. Aynı zamanda ee, polibi de çıkarırsınız. Böylelikle aynı seansta iki işi bitirmiş olursunuz. Polibi çıkardık. Boyutu önemli. Kaç tane olduğu önemli. Histolojisi çok önemli. Şimdi bunlara göre biz bir e, yol haritası belirliyoruz. Mesela bu ha baktık ki hastanın e, polibi bir santimden büyük ve adenomatöz bir polip ve villöz komponenti de var. Diyoruz ki bu hastaya bir yıl sonra tekrar ben bir bakayım. Ee, Veyahut da duruma göre 3 yıl sonra ve duruma göre beş yıl sonra diyoruz. Eee bunun niçin yapıyoruz? Şimdi oradaki polipi çıkıyor hastalarım şunu sorabilir. Hocam polipi çıkardınız niye tekrar bakıyorsunuz? O kolon e, yapı olarak polip üretmeye müsait bir kolon. Yeniden üretebilir. Tabii ki. Yani hmm. bir tarla düşünün yabani ot üretmeye müsait bir tarla bu. Dolayısıyla bunu tekrar tekrar takip edilmesi lazım. Biz e, kendi haline bırakmıyoruz. Hastayı kolon kanserinde koruyacak şekilde yeni yol haritası belirleyip Yolumuza devam ediyoruz genelde. Evet bu süreçte de tabii takipler çok önemli. Reklam zamanı gelmiş hocam. Reklamlara gidelim. Hı. Sonrasında bu önemli konu başlığıyla devam edeceğiz. Sonra yine konu başlıklarımız karaciğer yağlanması ve reflüden de devam edeceğiz. Kısa bir ara hemen geliyoruz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kıymetli uzman konuğumuz bizlerle birlikte uzman doktor Enver Avcı Hocam. Gastroenteroloji uzmanı kendisi. Ve ilk programımızı ilk başa kolon kanserlerinden konuşmuştuk. Yine aynı şekilde devam etmek istiyorum. Hocam şimdi halk arasında Kolonoskopi denince bence biraz bu bağırsaklarımızla alakalı problemler olduğunda da biraz geri dönmemizin, işte gitmeyelim diye ertelenmesinin sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şimdi kolonoskopi denince endoskopi, kolonoskopi bu tarz işte görüntüleme yöntemleri, tanı koyma yöntemleri denildiği zaman ist istemez böyle hepimizin bir yüzü bir değişiyor. Yalan değil yani. Ee, biraz bundan bahsedeyim. Yani artık daha konforlu yapılmıyor mu bu işlemler? Kesinlikle. Eee Kolonoskopi artık e, anestezi eşliğinde yapıldığı için hastalar hiçbir şey hissetmeden ağrısız bir şekilde e, bu işlemi e, yaptırabilmektedirler. E, eskiden e, biz asistanlığımız dönemindeyken anestezis yapardık ve ciddi anlamda hastaların e, sıkıntıları olurdu. Muhtemelen kulaktan kulağa duyma tarzında toplumda kolonoskopinin ciddi ve e, zor bir işlem olduğuna dair bir ön yargı, ve bilinç altında bir fikir söz konusu. Aslında bugünkü koşullarımızda hem kullanmış olduğumuz cihazlar hem de anestezi eşliğinde olmasının nedeniyle çok kolay bir işlem. Uzman ellerde yapıldığı takdirde komplikasyon riski neredeyse sıfıra yakın, hiçbir komplikasyon olmadan yaklaşık 20-25 dakika süren bir işlem. Hasta 2-3 gün öncesinden bir e, diyet yapmakta. Hı hı. Bu diyetle bağırsakları temizlenip mukozanın daha iyi görünmesi e, ve böylelikle patolojilerin saptanması e, kolaylaşmaktadır. E, ben açıkçası yani bugün için kolonoskopinin e, basit bir e, ultrasondan veya da akciğer filminden farklı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hastalar e, hiçbir şikayeti olmadan Anestezi sonunda ayağa kalkarak evine gider yarım saat bir saat sonra da yemeğini yer ve hayatına kaldığı yerden devam ederler. Hiçbir sıkıntı olmadan ama işte dediğimiz gibi biraz önce eğer gerçekten e, bir polip e, varsa ve bunu çıkarabilirsek hastanın gelecekte kanser olmasını engellemiş oluruz. Dolayısıyla hayat kurtarıcı bir işlem aslında. E, evet. Muhakkak e, herkesin 45 yaşından sonra e, kolonoskopi olmasını öneriyoruz ee, tabii Sağlık Bakanlığı şu anda 50 yaş dese de ben kendi adıma 45 yaş e, yaşı öneriyorum e, Hayat kurtarıcı Çünkü Hatta dediğiniz gibi ailede bir bununla alakalı bir kanser hikayesi varsa tabii. çok daha erken yaşlarda e, Hatta kesinlikle e, bir belirti bile vermeden semptom bile vermeden Hiç, normal Evet normal bir rutin Peki şu şu da merak ediliyor olabilir Yani genelde dediğimiz gibi e, rutin çok doktor muayenelerini sevmiyoruz. Ne zaman böyle bir yerimizde bir ağrı olsa o zaman gidiyoruz. Şimdi mesela böyle sağlığı çok önemseyen insanlar olabilir. Yani ben de acaba kolonoskopi yaptırsam işte bağırsaklarımda bir şey var mı diye gelip rutin yapılabilecek işlem midir? Yani böyle talep edildiğinde yapılıyor mu bu işlemler? İlla bir şey mi olması lazım? Yok yani e, hastaların bir kısmı hakikaten kendisinde kolon kanseri e, şüphesi yani kolon kanserinden şüphelenir veyahut da öyle bir evhamı vardır, korkusu vardır. Hastanın tabii ki korkusunu gidermek önemli. Ee... Hastanın talebi olduğu takdirde kolonoskopi tabii ki yapılabilir. Yani ha biz tabii ki elimizden geldiğince bilimsel kılavuzlara uyarak bu işi yapmaya çalışıyoruz ama sonuçta bir hastanın e, psikolojisi de önemli. Evet. Yani psikolojisini bozacak derecede bunu obsesyon haline getirmişse takıntı haline getirmişse kolonoskopi yaptırıyoruz. E 45 yaşından sonra zaten hastalarımızın bir kısmı bilinçli olan hastaların bir kısmı bize direkt şunu da geliyor. Hocam ya benim yaşım artık geldi ben bir kolonoskopi yaptırmak istiyorum hiçbir semptomum da yok. Ee, özellikle yurt dışına gelen hastalarımızda bunu çok görüyorum. Muhtemelen orada e, daha fazla bir bilinçlendirme var diye düşünüyorum. Hasta direkt mesela e, bizim poliklinimize yurt dışından geliyor. Hocam ben bir kolonoskopi yaptırmak istiyorum diye. E, işte iki gün içinde hazırını yapıp işlemi yapıp hastaya gönderiyoruz. Şimdi bizim ülkemizde biraz tabii kolonoskopi e, biraz biraz Çekincenin nedeni mahrem bir evet. bölgede çalışılıyor olması ama şöyle bir şey var. Hastalara giydirdiğimiz kıyafetlerden dolayı zaten hiçbir e, mahremiyet dışı olay yok. E, sadece e, azıcık bir alandan girilip işlem yapılıp çıkılmakta. Hastalarımızın o açıdan da rahat olmasını öneririm. E, çünkü hayat kurtaran bir işlem bu. Kesinlikle bir de konforlu bir alanda yapılıyor. Anestezi hani alıyorsunuz ve uyandığınızda herhangi bir ağrı ya da acı gibi sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Hatta dediğiniz gibi hemen hasta evine gidebiliyor. Tabii tabii. Direkt. Sonrasında da beslenmesi de devam edebiliyor. Onun için dediğimiz gibi lütfen kolon kanseriyle alakalı belirtiler varsa kendinize bir değişiklik. insan her zaman deriz ya, insan kendisinin hekimidir. Önce kendisi bir Aynen. analiz edecek. Ondan sonra hekimin yolunu tutması lazım. Kendinizdeki değişiklikleri fark ettiğiniz zaman muhakkak belki hangi bölüm ilgileniyor diye de bir kafa karmaşası olabilir hocam. Yani genellikle işte bu e, genel cerrahlar gastroenteroloji uzmanları mı ilgileniyor? Hangi branşa gitsinler? E, tabii yani bu işin uzmanı gastroenteroloji. Ama cerrah arkadaşlarımızın da bir kısmı e, endoskopi kolonoskopi yapmaktalar. Evet. Ama temel olarak bunun 3 yıl süreyle eğitimini alan yandal olarak mesela ben iç hastalıkları uzmanıyım. Onun üstüne 3 yılda gastroenteroloji yandal ihtisası yaptım. Dolayısıyla e, ekstradan bu işin ee, ...daha fazla eğitimli alan kişiler bizleriz, e, gastroenterologlar. Ama bizim sayımız yetersiz. Yani Türkiye'de toplam bizden 950 e, hekim arkadaşımız var. Dolayısıyla bizim bütün hastalara yetişebilme şansımız evet. olmadığı için... ...genel cerrah arkadaşlarımız da e, bu kolonoskopi işini yapmaktalar. E, ama hastalarımız e, iyi yerlerde olurlarsa komplikasyon riski en aza düşmüş olur. Evet, gastroenteroloji uzmanlarına ulaşmanızı söyleyelim... Ee, hocam hangi hastane diye sormuş Medikana Konya Hastanesi Onu da bir kere daha söylemiş olalım Şimdi hocam kolon kanseri bu şekilde Reflü Belki de en çok herhalde duyduğumuz Herkesin bir midesinde bir yanma Bir evet. ekşime Ama işte mide ağrısı Ve genellikle herkeste de, de şunu görüyorum hocam Herkesin çantasından bir mide bir şey çıkıyor Muhakkak Ya evet. mide koruyucuları Ya bu işte e, midede hemen böyle bir yanma olduğu zaman içilen ilaçlar Herkesin çantasında görüyoruz ne kadar doğru bunları böyle bir anda kendi reçetemizi kendimiz yazıp kendi kendimize kullanmak acaba? E, şöyle e, şimdi reflü toplumda hakikaten çok fazla. E, bir şekilde o e, hastalarımız yani dediğiniz hastalarımız. E, tipte olan hastamın bir şey bir doktora ulaşmışlardı ve doktor arkadaşımız reflü olduğunu söyleyip kendisine bir ilaç yazmıştır. Hasta da ondan sonra o ilacı devam ettirmiştir. Şimdi reflü nedir? Ee, şimdi reflü aslında fizyolojik bir olay. Yani e, herkes de yemekten sonra bir miktar e, gıda, midedeki gıda e, özofagusa yani yemek borusuna doğru kaçar. Bunun e, maksadı da şu e, midedeki kompresyonu azaltmak amaçlı olarak böyle bir tahliye yolu vardır. Ama bu semptom vermez. Biz buna fizyolojik reflü diyoruz. Ne zaman hastalık oluyor? Hasta yemeklerden sonra e, yanma şu iman tahtası dedi, dediğimiz göğüs kemiğinin arka tarafında yanma, ağza acı ekşi su gelmesi tarzında semptomlar verirse işte o zaman hastalıktan bahsediyoruz. Buna gastrolojik reflü hastalığı diyoruz. E, reflü hastalığı toplumda çok fazla. Eee neredeyse her 10 kişiden 2-3 kişide görülmekte. E, şimdi bu reflünün nedeni ne peki? Herkeste olmuyor. Bazı kişilerde oluyor. Şimdi bizim yemek borusuyla mide arasında sifinkter, alt yüze fokus dediğimiz e, bir kapakçık veya da conta dediğimiz e, bir yapı var. Şimdi bazı kişilerde bu yapı gevşiyor. Ve bu gevşeme nedeniyle hasta yemek yedikten sonra midenin içerisindeki e, o e, yemek borusu için tahriş edici asit yukarı doğru çıkmakta e, ve kişide ciddi sorunlara yol açmakta. Ee, Sifinkterin telin bozuk olması, e, tek başına reflüde neden değil aslında, başka nedenler de var. Örneğin, yemek borusunun hareketlerinin bozuk olması, motilite kusuru, ayrıca tükürük salgısının yetersiz olması, bunlar da aslında reflü engelleyici mekanizmalar. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman, bazı kişilerde reflü dediğimiz olay ortaya çıkmaktadır. Ee, reflü, e, ilaçla tedavisi olan bir şey ama, e, Özellikle şimdi tanısı nasıl konulur? Aslında tanısı çok basit. Hasta bu semptomlarla geldiği zaman e, hiç başka bir e, tetkik yapmadan direkt olarak reflü tanısı koyabiliriz. İki tane semptomumuz var, ana semptomumuz var. Birisi pirozis dediğimiz e, şu bölgede yanma hissi, diğerisi ağza acı ekşi su gelmesi. Bir de hasta milli ilacı verilmesi, tedaviden de yanıt aldıysanız tanı kesinleşmiştir. Evet yani şu doğru mu işte çok böyle reflünün sevmediği şeyler vardır. Mesela ben de bir dönem reflüyle alakalı problemler yaşamıştım. Hatta bana da hekim böyle demişti poğaça yediğinizde eğer o midenizdeki o yanma hissederseniz reflüdür gibi bir şey söylemişti. Hani böyle bu mayalı gıdalarda ya da herhangi bir şeyde böyle bir o midede kesik de hissedilir ya da ara ara. Yaşadığımız dönemler de olur yani bu mide ara ara yaşadığımız dönemler o zaman da mı reflüyüz demek ya da yediğimiz gıdalarla mı alakalı Bunun acaba? kriteri var zaten haftada bir ve daha fazla olması gerekiyor. Yani şimdi siz ayda yılda bir kere böyle bir şey hissettiğiniz zaman bu reflü değil. Bu herkesle olabilir ama haftada bir ve daha fazla eğer ki bu semptomları hissediyorsanız o zaman reflü hastalığından bahsediyoruz. Yani kriterimiz o aslında yani belli bir sayının üstünde olması gerekiyor reflü tanısı koyabilmemiz için. E şimdi e, poğaça yedikten sonra olma durumu şu, yağın kızarmasıyla birlikte e, mideden, midenin hareketleri yavaşlar. Yani yağlı gıdalar midenin hareketini yavaşlattığı için e, gıda daha fazla midede birikir. Dolayısıyla geriye doğru kaçma ihtimali de artar. E, bir yerde doğru ama bir genellemedir. Herkeste olacak diye bir şey yok. Uh -huh. Ama genelde yağlı kızartmalı şeyler hastaların reflülerini tetikler. E, bunu diyebilirim. Yani kim hasta mindeste ne iyi geldiğini kendi kendine Tabii. tespit edebilir. Tabii ki. Evet. evet. Yani o zaman böyle bu çantada taşınan ilaçlar çok doğru değil. Muhakkak bir hekim kontrolünde muhakkak detaylı e bir şekilde şimdi... incelenme yapılması gerekiyor. Evet. Ee, şimdi şöyle e, bazı hastalarımızda muhakkak endoskopik tetkik gerekir. Hı hı. Şimdi e, hasta bir ay geçmesine rağmen tedavi başladınız, bir ay geçmesine rağmen halen semptomların devam ettiğini söylüyorsa, bunda muhakkak endoskopi yapıyoruz zaten. Ayrıca alarm semptomlar varsa hastalarda endoskopi şarttır. Alarm semptomlarımız neler? Hasta mesela aynı zamanda bir yutma güçlüğünden bahsediyorsa, ara ara takılma hissinden bahsediyorsa, yutma esnasında bir ağrıdan bahsediyorsa, e, kusma, bulantı geçmeyen tarzda bir e, bulantı tarif ediyorsa, e, kan geliyorsa ağzından veya de kan düşüklüğü varsa e, bunlar önemli alarm semptomlarıdır. Bu hastalara muhakkak endoskopi gerekiyor. Ayrıca 5 yıldan fazladır reflüsü olan hastalara e, muhakkak endoskopi gerekir. Çünkü 5 yıldan sonra e, baret Barrett özofagus dediğimiz bir durum e, oluşabilmekte. Yani özofagus sürekli olarak asitle karşılaşa karşılaşa belli bir zamandan sonra yapı değişikliğine gitmekte ve bu yapı değişikliği bir metaplazi. Ama zaman içerisinde bu displazi ve kansere doğru gidebilmekte. Bu 5 yıldan sonra başlayabiliyor. Eğer bir hastada 5 yıldan fazladır reflü varsa muhakkak endoskopiyle bakmamız lazım. 50 yaşından büyükse yine bakmamız lazım. Erkek cinsiyetse yine bakmamız lazım. Ailesinde yemek borusu kanseri varsa yine bakmamız lazım. Yani hasta ilacı çantasına koydu. Hadi gittim olmaz. Muhakkak bir uzman eşliğinde risk faktörlerinin belirlenmesi gerekiyor. Tamam sen e, düşük riskli bir hastasın. Bu ilacı aralıklı olarak semptomlu olduğu zaman içebilirsin denilebilir. Ama bir uzmanı görmesine bence fayda var. Çünkü e, risklerin belirlenmesi gerekiyor. Evet. Peki belki şu akla gelebilir. Reflü kanseri çevirir mi diye. E, evet çevirir mi? Çeviriyor. Ee, biraz önce bahsettiğim mekanizma ile yapıyor bunu. Baret özofagus dediğimiz bir durum söz konusu. Hı hı. Şimdi e, yemek midedeki asit yani midenin yaratılışı aside dayanıklı. Onda herhangi bir zarar meydana getirmiyor. Ama asit yemek borusuna geldiği zaman tahriş oluşturmaya başlıyor. Özofagus yani yemek borusu iyi niyetle kendi yapısını değiştirerek yani metaplezi dediğimiz yapısını değiştirerek ona uyum sağlamaya çalışıyor. Aside uyum sağlamaya çalışıyor. Ama bu iyi niyetle başlayan durum zaman içerisinde ilerleyip displazi ve sonra kansere kadar ilerleyebilmekte. Dolayısıyla e, reflü hastalarının bir kısmında maalesef özofagus alt uç kanserleri gelişebilmektedir. Bu çok mu fazla? E, fazla değil ama topluma göre e, oldukça yüksek. Yani e, reflüsü olan bir kişideki kanser ihtimali normal bir insana göre katlar katlar daha fazla. Ee, onun için bu hastalarda muhakkak uzman e, kontrolü gerekir. Yine kolonoskopi gibi endoskopi de biraz çekilen bir durum. Yani işte. Sonuçta yani ağzımızdan bir işlem yapılacak mideye kadar işte hortum salınmazı denirdi önce. Evet. Hala hastalar aynı tabiri mi kullanıyor? Aynen kullanmaya orada. devam ediyorlar. Yani bu da yine aynı kolonoskopi gibi anestezi ortamıyla mı yapılıyor? Tabii. Nasıl yapılıyor ee, sedasyonla yapıyoruz. Hı -hı. Hasta hiçbir şey hissetmiyor. Pek çok hastamız uyandığı zaman hocam bana işlemi yaptınız mı diye sorar. Çünkü e, o arada e, beyin e, unutur o yapılan işleme zamanlı ve hasta dolayısıyla uyuduğunu bile ...algılamaz... E, ...işlem oldukça konfor, konforlu şartlarda... ...yapılmakta artık... ...bir de kullanmış olduğumuz cihazlar da artık eskisi gibi değil... ...cihazlarımızda pek çok özellik var... ...mesela cihazlarımız high definition dediğimiz... ...yüksek çözünürlüğe sahiptir... ...midedeki veya da yemek borusundaki... ...en ufak değişikliği bile fark edebilir... ...yani... Bunlarda high definition özelliği var, bir BLI dediğimiz özel e, kromo endoskopi dediğimiz, e, dijital kromo endoskopi dediğimiz e, özelliklere sahiptir. Mesela diyelim ki e, yemek borusunda küçük bir lezyon buldunuz. Bu lezyonu direkt olarak e, cihazın üstündeki bazı tuşlarla e, büyütüp küçültüp, ondan sonra rengini değiştirip bunun kanser öncüsü bir durum olup olmadığını da ayırt edebiliyoruz. E, o açıdan e, endoskopi hem konfor açısından çok kolay hem de e, kanseri engelleme açısından da ciddi anlamda bir yol kat etmemizi sağladı şu anda. Bir işlem de yapılıyor mu endoskopi yapılırken? Ya hastalar şunu da duyuyorum ben. Ya bir endoskopi yapıldı midemin ağrısı geçti diyor mesela. Ya o süreçte bir işlem yapılıyor mı yoksa? Ya, yani şöyle aslında bir işlem yapmıyoruz ama hastaların bir kısmında hakikaten öyle bir rahatlama oluyor. Hatta literatürde böyle e, çalışmalar da var. Mesela e, adamlar yapmışlar e, hasta endoskopi olduktan sonra e, endoskopi öncesi semptomların 50-60 oranında azaldığını saptamışlar. E şimdi bu işte bu biraz şuna geliyor. Aslında bizim e, beyin, e, mide, bağırsak aksı dediğimiz bir yolak var. Yani bizim duygularımızla mide bağırsak sistemimiz çok etkileniyor. Bir kişi eğer stresi çok fazlaysa e, mide bağırsak sistemi de kendini kasarak semptom üretiyor. Şimdi hasta endoskopi yapıldı de bir şey yok dedik hasta oh diyor çok şükür diyor ve sistem rahatlamaya başlıyor. Yani stres azaldığı için de hastanın mide bağırsak da daha rahat çalışmaya başlıyor. Böylelikle evet. semptomlar da geçiyor. E ee, bunun bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet yani endoskopi oldum. Benim mideme hoca artık bir hortum saldı. Ben bir iyileştim, bir iyileştim olayı biraz psikolojik o zaman. Bazı hastalarımız şey diyor, "Hocam midemi yıkadınız herhalde." diyorlar. Yani <laughs> bunu söylüyorlar, öyle değil. Bu psikolojik olarak mide e, beyin aksından kaynaklanıyor. Bizim duygularımızın çoğu e, şu bölgede toplanır. Yani mide ve bağırsak kısmında toplanır. Biz bunlara fonksiyonel mide ve bağırsak hastalıkları deriz zaten. Bunlar da işte dediğim gibi psikoloji rahatlayınca sistem kendini toparlamaya başlıyor. Gerçekten çok önemli. Yani hepimiz çoğu zaman midemize vurur. Bir şey üzüldüğümüz zaman, Tabii. stres stresi yaptığımız zaman deriz ki yani midem kasıldı. Gerçekten midem artık hiçbir şey yapamıyor. Ya da çok kendimizi yemeye veririz ya da hiç yemeyiz. Yani mide de bu anlamda bazen böyle sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında da Erör verebiliyor, hata verebiliyor. Evet, Onun için biraz böyle dikkat. Aslında bu bahsedeceğimiz üç konu başlığı da beslenme, stres. Diyecekler ki bütün hekimler aynı şeyi söylüyor. Sigara kullanmamak. Bunların hepsi aslında aynı yola çıkıyor. Aslında reçete belli. Biraz bunlara da dikkat etmek lazım herhalde. Aynen. Aslında işin özü doğal yaşama geri dönmek. Hı hı. Doğal yaşamda neler var? Olabildiğince işlenmiş gıda yok. Ee, Olabildiğince doğanın içerisinde yürüyüş var, hareket var, spor var yani sonuçta. Ee, Olabildiğince temiz hava, oksijen var. Yani aslında hepimizin sorunu doğallığımızı kaybetmemizden kaynaklanıyor. Yani biz doğalımıza dönersek hastalıkların pek çoğunda çözüleceğini düşünüyorum. Bu stresin de temelinde yatan sorun şu. E, hepimiz e, sürekli bir koşturmaca içerisindeyiz. Yani insanın e, belli bir zaman sonra hormonal dengesi bozuluyor elbet. Evet. Bu da sistemi tümüne yansıyor sistemi tümünde de arızalar çıkmaya başlıyor. Ee, işte o arızalar çıkmadan önce önlem alabilmek çok çok önemli. Evet. Peki bu tarz hastalarda reflü gibi midesinde şikayet olan hastalarda işte bu beslenme değişiklikleri, işte perhizler, e, diyet demeyeceğiz sağlıklı beslenme. Çünkü hiç kimse diyet kelimesini evet, diyet... sevmiyor. Ben de dahil hiç sevmiyorum diyet kelimesiince sanki hiçbir şey yemeyecekmişiz gibi daha çok üzülüyoruz, stres yapıyoruz. Mesela nelere dikkat edelim? Midenin ya da bu Reflünün düşmanı diyebileceğimiz gıdalar neler? Nelerden uzak duralım? Evet yani e, reflünün düşmanı diyebileceğimiz birinci e, madde sigara zaten. Sigara maalesef reflüyü her anlamda şiddetlendiriyor. E, reflüsü olan hastalarımıza birinci önerimiz kesinlikle sigarayı bırakmaları. En azından olabildiğince azaltmaları. Yani sigarayı bırakmak bazen zor olabiliyor gerçekten. E, onun dışında e, çikolata, şerbetli tatlılar Efendime söyleyeyim yağlı gıdalar, e, turunçgiller, portakal, mandalina. Asitli e, mi meyveler? Asit, biraz. evet. onları işte yakıyor. O bölgede hmm. yanmaya neden oluyor. E, salçalı gıdalar, fazla salçalı gıdalar, ketçap, mayonez e, bunların hepsi e, maalesef semptomları şiddetlendirmekte. E, kahve, aşırı nescafe tüketimi. Şimdi burada nescafe tüketimini... E, istemeyeceğiz yani hastalara önermiyoruz ama karaciğer yağlanması da tam tersi söyleyeceğim birazdan <laughs> ee, işte burada artık hastaların şansına diyelim ee, yani çok fazla kahve tüketimini önermiyoruz çünkü sifinteri gevşetip daha fazla reflüye neden olmakta. Hastanın hayat tarzında değişiklikler öneriyoruz. Mesela az az ve sık sık beslenme öneriyoruz. Çünkü hasta bir anda çok fazla yemek yediği zaman mide genişleyecek. Oradaki conta, sfinkter de gevşeyecek. Ve haliyle de e, gıdaların bir kısmı yukarı doğru çıkacak. Ya az az ve sık sık beslenme. Yine yemek erken yanında su içimini veya da sıvı alımını istemiyoruz. Hmm. Yani ayran veya da su içimini istemiyoruz. O da aniden mideyi genişletmekte. Ve aynı mekanizmayla reflüye neden olunmakta. E, Dar korse, pantolon, e, tayt giymesini istemiyoruz. A, hastaların e, gece yatmadan 2-3 saat önce yeme içmeyi kesmelerini öneriyoruz. Ayrıca yemek yedikten sonra da en az 2-3 saat boyunca sırtüstü üstü uzanmamalılar. Dik pozisyonda oturmaları e, reflüyü engelleyecektir. Çünkü şöyle bir olay var. A, reflüyü engelleyen temel mekanizmalardan bir tanesi ne dedik? Özofagusun hareketleri dedik. Yani yer çekimi. Yani yer çekimine göre oturursanız e, yukarı doğru çıkmasını azaltırsınız. Hmm, Asit doğru. yukarı aşağı doğru gider. Dolayısıyla yer çekimine uygun şekilde oturmak lazım. Ee, onun dışında eğer gece e, semptomlarınız oluyorsa e, sırt üstü uzanırken yatağınızın başını 3-4 santim kadar kaldırmanızı öneriyoruz. Yastığın başını değil yatağın tümünü hmm. yani bazanın altına koymanız lazım. 3-4 santim kadar yükseltirseniz pozisyon şu şekilde olacağı için geceleri öksürük gibi şikayetiniz azalır. Yine daha çok yakın zamanda çıkmış Amerika'daki bir çalışmada e, reflü hastalarının sol yana yatmaları e, reflü semptomlarını çok büyük oranda azaltıyor. Bunun nedeni de şöyle anlatayım. Yemek borusu şu şekilde giriyor mideye. Şimdi sol yana yattığınız zaman diyafragman kaşları orayı sıkıştırıyor. Ve böylelikle kapağın ağzını kapatıyorsunuz aslında. Oraya bir düğüm atıyor ve böyle asidin yukarı doğru kaçması engelleniyor. Dolayısıyla biz geceleri semptomları olan hastalarımıza sol yana yatmayı öneririz. Onun dışında az az sık sık beslenme dedik. E, tabii kolalı içecekler, e, meyve suları bunların hepsi e, reflüyü şiddetlendirir. Evet, asla söylediğiniz şeyler sağlıklı insanlar için de daha doğrusu sağlıklı olmanın anahtarlarını söylediniz, yollarını söylediniz. Asla hepimizin Dikkat etmesi gereken altın kurallar. Bir de Buyurun şunu öneririm. Son zamanlarda yakın zamanda yurt dışından gelen çalışmalarda e, solunum egzersizleri öneriliyor. Yani nefes egzersizleri. E, bu nefes egzersizlerinin de reflüye faydalı olabileceği yönünde e, bazı çalışmalar var. E, şimdi siz sağlıklı yaşam dediniz ya. Aslında nefes egzersizleri de hakikaten sağlıklı yaşam için e, artık herkese öneriliyor. Tüm hastalıklar için öneriliyor. Ben hastalarıma şunu öneriyorum. Diyorum ki elini bir tanesi karnına koy, bir tane göğsüne koy diyorum. Beşe kadar karnını şişir diyorum. Beşe kadar tut, beşe kadar ver. Bunun mantığı şu. Yine aynı şekilde diyafrak mideye basınç yaptığı için midenin hareketlerini hızlandırıp aşağı doğru gitmesini sağlıyorsunuz. Yani yukarı doğru olan mekanizmayı aşağı doğru çeviriyorsunuz. Hem hasta daha az stresli oluyor hem de midesi boşaldığı için de reflüs olmuyor. Evet, yani diyafram nefesi bizim evet, okullarda öneriyorum. ilk başta öğretilen spikerlik sunuculuk derslerinde diyafram nefesi ne kadar kıymetli, ne çok kadar kıymetli. önemli. Konuşurken dediğimiz gibi reflü gibi birçok rahatsızlıklar da önemli. Ara zamanı gelmiş hocam, araya gidelim. Sonrasında çok merak ettiğim bir konu başlıyor. Karaciğer yağlanması, nasıl anlarız, nelere dikkat etmek lazım? Hepsini detaylıca konuşacağız, kısacık bir aradan sonra. Son aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikte sevgili izleyicilerimiz uzman doktor Enver Avcı hocam. Bizlerle birlikte kendisi gastroenteroloji uzmanı Medica'nın Konya Hastanesi'nden bugünkü yayın konuğumuz. Şimdi programımızın ilk bölümünde kolon kanseri ve reflüden konuştuk. Ee, önemli olduğundan bahsettik. Lütfen kolonoskopi ve endoskopiden korkmayın. Dediğim gibi konforlu bir şekilde ikili e, tetkik yöntemi de yapılabilir. Birçok bir hastalığı da değil mi hocam tanı ve e, teşhis değil anlamında mi? da gerçekten önemli iki tane altın görüntüleme yöntemi diyelim herhalde Kesinlikle. böyle geçiyor tıptaki hmm. adı altın, standart diye altın geçer. standartlar diye geçiyor onun için korkmamak lazım ehil el ellerde yapıldığı zaman gerçekten konforlu işlemler diye söyleyeyim şimdi hocam karaciğer yağlanması o kadar çok duyuyoruz ki yani kabul etmiyoruz ama diyoruz karaciğerde bir yağlanma olabilir mi acaba ya da biz bunu nasıl anlarız karaciğer yağlanması nedir? Ee, karaciğer yağlanması nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Karaciğerde normalde yağ olmaz. Hı hı. Karaciğer öyle bir organ. Ama karaciğerdeki e, yağ miktarı e, tüm ağırlığının yüzde beşinden fazla olursa işte biz buna karaciğer yağlanması diyoruz. Yani 100 gramlık bir karaciğer parçasında 5 gramdan fazla yağ olması karaciğer yağlanması olarak adlandırılır. Karaciğer yağlanmasını tanısı e, tabii ki e, tesadüfen pek çok zaman e, ultrasonla konulur. Hasta gelir başka bir nedenle ultrason yaptırırken e, oradaki radyolog arkadaşımız karaciğer yağlanması olduğunu tespit eder e, ve bunu e, hekim arkadaşımıza yönlendirir. Şimdi karaciğer yağlanması sizin de dediğiniz gibi toplumda çok fazla. Ülkemizde yapılan çalışmalarda her 100 kişiden 30'unda karaciğer yağlanması olduğu tahmin edilmektedir. Bu ciddi bir oran. Evet ciddi bir oran. E, şimdi karaciğer yağlanması ama e, hak ettiği önemi maalesef toplumda göremiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Çünkü çok sinsi bir hastalık. Ee, karaciğer e, toplumda her 100 kişiden 6 kişide ise steatohepatit dediğimiz, yani karaciğerin yağlanmaya bağlı iltihaplanması her 100 kişiden 6 kişide görülüyor. Yani sizde karaciğer yağlanması varsa sizin steatohepatit olma ihtimaliniz %20. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Ee, steatohepatit ne peki? Steatohepatit dediğimiz olay, ee, karaciğer yağlanmaya bağlı zaman içerisinde hasar görüyor ve balonlaşma meydana geliyor. Balonlaşmadan sonra gitgide hasar artıyor ve nedbe dokusu veya da yara izi dokusu diyelim ee, fibrozis gelişiyor. Ee, fibrozis yani sertleşme başlıyor karaciğerde. Fibrozis gitgide gitgide ilerleyip ilerleyip en sonunda siroza kadar ilerlemekte. E, dolayısıyla e, bu e, non alkolik steatohepatit dediğimiz karaciğerin yağlanmaya bağlı iltihaplanması maalesef ciddi sorunlara yol açmakta. E, ama peki bunun e, farkını nasıl ayırt edeceğiz? Uh -huh. Maalesef bir e, şey yok, semptomu yok. Yani basit yağlanmayla basit yağlı karaciğerle eee bu steatohepatit dediğimiz e, yağlı iltihaplanma arasında semptomlar arasında bir fark yok. İşte burada e, belli başlı risk faktörleri devreye giriyor. Şimdi ilk önce yağlanmanın nedenlerinden bahsedelim, e, hani konu e, şey olmasın diye. Şimdi yağlanma e, özellikle şeker hastalığıyla, obeziteyle, e, lipid, trigliserit, kolesterol yüksekliği, insülin direnci ve metabolik sendromu çok yakından ilişkili. Hı hı. Bu hastalıkları olan kişilerde karaciğer yağlanma olma, yağlanması olma ihtimali 80'lerde. Peki bu hastalıkların temel nedenini ne? Aslında yine aynı yere geliyoruz. işte Beslenme kusurları, beslenme sıkıntıları, e, işlenmiş gıdaların çok fazla yenmesi, paketlenmiş gıdaların yenmesi, aşırı kalorili beslenme, e, fruktoz e, içeren içecek ve yiyeceklerin çok fazla yenmesi. Fruktoz en çok ne de var? E, sofra şekerinde var. Yani sofra şekerinde ve efendime efendim söyleyeyim balda veya pek çok meyvede fruktoz var. Bunların aşırı yenmesi maalesef karaciğerde yağlanmaya neden olmakta. E, sedanter yaşam yine hareketsiz yaşam hepimiz artık çok az yürüyoruz. Çok az hareket ediyoruz ve bu da ister istemez karaciğerde yağlanma neden oluyor. Bu saydığım nedenler aynı zamanda şeker hastalığı ve obezite ve benzer hastalıkların da nedeni. Dolayısıyla yağlı karaciğeri olan bir kişi de şeker hastalığı olma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Zaten biz e, ikinci derece ve üstündeki yağlı karaciğeri olan hastalara muhakkak bir şeker taraması da yapıyoruz. Hani şeker hastalığı olmasın hmm. diye. E, bu hastaların pek çoğu birinci ölüm nedeni olarak kalp hastalıklarından ölüyor. Yağlı karaciğeri olan kişiler. E, i̇kinci olarak e, Başka kanserlerden ölüyorlar. Üçüncü olarak da sirozdan ölüyorlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani karaciğerim yağlı. Yani basit bir şeymiş gibi geliyor ama aslında pek çok hastalığın da öncüsü. Bunu erken fark edip önlem almak ve tedbir almak aslında diğer hastalıkları da önleyebiliyor. Onun için çok önemli arz ediyor. Şimdi steatohepatit dediğimiz durum yani karaciğerin iltihaplanması sinsi seyreden bir durum. Belirti vermez mi Hiç belirti vermiyor. Hasta anlamıyor yani. Hasta anlamıyor. Yani Hı -hı. hastada ha bazı hastalarımız şöyle diyebiliyor. Hocam halsizlik yorgunluk gibi bazı hastalarda bunu yapabiliyor. Ama genel olarak basit e, basit yağlanmayla yağlanmaya bağlı iltihaplanmayı birbirinden ayırmak için e, bir dizi formüllerimiz var bizim. E, bu formüllerle biz bu hastada riskli karaciğer olduğunu düşünüp, fibrozis açısından riskli olduğunu düşünüp bu hastayı daha yakından takip alıyoruz. Bu formüllerimiz neler mesela? Fib4, işte ee, non naft, fibrozis skoru gibi bazı skorlamalarımız var bizim. Biz bu skorlamalara göre hastanın yağlanmasının steatohepatit yani iltihaplı yağlanma olduğunu düşünürsek o zaman fibrosken denilen bir özel ultrason cihazıyla ee, bakıyoruz. Veyahut da bu hastalara gerekirse e, şey yapıyoruz, biyopsi yapıyoruz. Evet. Yani ilk önce basit yağlanma mı değil mi onun ayrımını yaptıktan sonra baktı ki hasta yüksek riskli, bu hastalar o zaman e, karaciğer biyopsine kadar gidecek bir sürecin içine alıyoruz. Peki hangi hastalarda özellikle e, yüksek riskli olma ihtimali oluyor? Özellikle şeker hastalığıyla birlikte yağlı karaciğeri olan kişiler, yüksek riskli olma ihtimali olan kişilerdir. Ayrıca laboratuvar tetkiklerinde karaciğer enzimleri yükselmiş olanların da steatohepatit olma ihtimali basit yağlanmaya göre biraz daha fazla. Yani kontrol altında olmak lazım. Kesinlikle. Yani hasta geldi. İşte pek pek çok zaman şöyle oluyor. Hastada karaciğer yağlanması var deniliyor. Hasta e, tamam yağlanmam varmış de, diyor, gidiyor. Ama hasta 10 yıl sonra siroz olarak karşımıza çıkabiliyor. Eyvah. Çünkü e, eğer ki steatohepatit varsa yani yağlanmaya bağlı karaciğer iltihaplanması varsa 10 yıl içerisinde bunun süreze dönüşme ihtimali neredeyse %30. Peki önlenebiliyor mu? Önlenebiliyor. Onları konuşacağız. Evet. Ee, şimdi e, fibrozis skoru mesela şimdi hastaya biz biyopsi yaptık. Şimdi 4 evre fibrozimiz var. F1, F2, F3, F4 diye. F4 süroz demek zaten. Hı hı. Hasta bana geldi F1. Yapılan çalışmalarda her 7 yılda bir bir e, evre yük, yukarı çıkıyor. F1, F2, F3. Dolayısıyla bu hasta e, 30 yaşında diyelim ki karaciğer yağlanması oldu. F1 skoru var, birinci derece fibrozisi var. Bu hasta 3 kere 7 21. 51 yaşında karaciğer sirozu olma ihtimali var. Hmm. 51 yaş daha çok genç. Evet. Dolayısıyla bu hastaların erken evrede yakın takibi alınması, belli yaşam değişiklikleri gerekirse ilaç desteğiyle yağlanmanın zararlarından korunması çok çok büyük önem arz etmekte. Yani bazen böyle yaşlı insanlar aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bende de karaciğer yağlanması çıkmış. Doktor bana da bir perviz evet. verdi diye duyuyoruz. Yani aslında evet. bu bahsettiğimiz rutin yapılan tetkiklerde işte kolesterol yüksekliği ya da bu iyi huylu. ...kolesterol, kötü huylu kolesterol... ...doğru mu hocam bu tarzlar bilmiyorum... ...huydu şekliyle söylüyorum... ...yani bunların incelenmesi ve sonrasında da... ...muhakkak bir hekimle birlikte bu sürecin... ...yürütülmesi lazım değil mi? Yani karaciğer yağlanması... denildi. ...aman ne olacak işte... Hı -hı. ...denilip bir rafa konulmaması... Hayır. ...muhakkak bir şimdi, değerlendirmesi lazım... E, ...evet şimdi e, biraz önce ne dedik... E, ...bu karaciğer yağlanması olan... ...kişilerin neredeyse yarısı... ...kalp damar hastalıklarından ölmekte... ...bunun nedeni şu... E, alta yatan mekanizma işte insülin direncine dayanıyor aslında. İnsülin direncine dayandığı için grade 2 yani 2, 3 tip yağlanma birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece yağlanma. Şimdi ikinci dereceden itibaren olan yağlanmalarda muhakkak alta bir insülin direnci var mı? Kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği var mı? Şeker hastalığı var mı? Bunları araştırmak lazım. Eğer bunlar varsa bunların da tedavisi gerekiyor. Yani hastanın Basit ya tamam teyze sende karaciğer yağlanması varmış git işte efendime söyleyeyim kilo ver demek uygun olmuyor. Bu hastalara muhakkak bir e, algoritim e, şeklinde e, yol vermek lazım yani yol göstermek lazım ve e, takibi almak gerekiyor. Yani yaşlılık hastalığı değil genç yaşlarda da görebilir. Yani sanki bir karaciğer yağlanması deyince işte belli bir yaş grubunda işte diğer hastalıklara bağlı gibi düşünüyor ama karaciğer yağlanması başka hastalıklara sebebiyet verebilir. Çocuklarda var. Çocuklarda da Tabii var öyle mi? Çocuklarda var. 8 yaşına karaciğer sirozu olan çocuk var. Yani mesela literatürde. Yani çocuk yağlanmış karaciğeri, ondan sonra 8 yaşında siroz olmuş. Yani dolayısıyla artık yani bu işin bugünkü beslenme koşullarında, yaşam koşullarında yaşı başı kalmadı. Evet. Herkes yağlanma açısından büyük risk altında. Ee, dolayısıyla herkesin muhakkak e, bu yönde e, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yağlanma, dediğim gibi, sürozun artık en büyük nedenlerinden bir tanesi. Şimdi yıllarca karaciğer e, sürozun en büyük nedeni hepatitlerde. Hepatit B ve C. Şimdi hepatit C'yi yeni ilaçlarımızla tamamen yok ediyoruz. Yani dünyada yeni ilaçlar bulundu ve yok edildi. Hepatit B'yi de büyük oranda ilaçlarımızla kontrol altına tutuyoruz. Geriye ne kalıyor? Alkol ve yağlı karaciğer. Evet. Zaten bu yağlı karaciğerin ismi de non alkolik yağlı karaciğerdir. Alkole bağlı olmayan, olmayan. yağlı karaciğerdir. Şimdi alkol bizim ülkemizde çok fazla değil bir bat, yani batı ülkelerine göre. Ee, yağlı karaciğer bizde çok fazla ama. Biz şu anda Avrupa ülkelerinde obezitede birinci sıradayız. Maalesef. Maalesef öyleyiz. Hele bizim Orta Anadolu bölgesi ve biraz da e, Güneydoğuya doğru gittiğimiz zaman obezite çok çok e, ciddi rakamlara ulaşmakta. Ee, hastalarımızın pek çoğu geliyor bize, işte efendim söyleyeyim ya karnında şişkinlik, işte sıvı toplanması, ya da varis kanaması ile geliyor. Hastaya bakıyorsun hiçbir neden yok, alttan şey çıkıyor. Yıllarda işte karaciğer yağlanması varmış, ona bağlı olduğunu saptıyoruz. Ee, bu nedenle de karaciğer yağlanması geleceğin e, süroz ve kanser nedeni olacak. Yani karaciğer <laughs> kanser nedeni. Risk altında olanlar kadın erkek hani iki cins dedik diğerlerinde erkekler birazcık daha risk altındaydı. Bunda var mı öyle bir risk? Yok ya, ikisi, öyle? iki cinste de, de eşit. İkisinde evet. de eşit oranda görülmekte. Evet son beş dakika işareti geldi hocam. Ee, hocam özellikle e, hep sorulmuş hangi nerede çalışıyor hocam özel muayenesi var mı diye sorulmuş. Hocam Medikana Konya Hastanesi'ne görev yapıyor onu söyleyelim. Ee, teşekkür ederiz gerekli iletişim bilgilerimizi. Altta geçiyorum arkadaşlar numaralar. Onu da söyleyelim çünkü iletişim numaraları istenmiş. Medikanda Konya Hastanesi'nden de kıymetli hocama ulaşabilirsiniz. Kaç olursa iyi olur demiş. Bende var karaciğer yağlanması. Kaç olursa iyi olur. Şekerim yok Ankara'dan yazıyorum demiş. Yani Bunun bir değer skalası arası yani var şimdi mı hocam? Grade 2 ve üstü yağlanma tedavi edilmesi gereken bir yağlanma şeyi derecesi. Grade 1 bir yağlanma biraz da şeydir yani hani daha iyidir diyebiliriz ama tabii ki dedim ya karaciğerin özü orijinali aslında yağsız olmasıdır. Karaciğerde yağ bulunmaz normalde. Ama işte yanlış beslenme işte efendime söyleyeyim sedanter yaşam karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Karaciğer fazla gelen kaloriyi şey yapamıyor yok edemiyor yakamıyor. Bunu yakamıyor. Bunu bir kısmını yağa çevirip ondan kurtulmaya çalışıyor, biriktiriyor kendisinde. Ama bu belli bir zaman sonra kendisi toksik etkiye yol açıyor ve iltihaplanma oluşuyor. Evet. Peki yani böyle hastalığın Tabi tanısı konduktan sonra aşamada hastalar siroz noktasına gelmek istemiyor. Tabi hiç kimse ya da kanseri olasın istemez. Neler yapmak lazım ve hiç yakalanmamak için neler yapmak lazım? Şu, evet e, yine aynı şekilde sağlıklı beslenme. Aslında e, karaciğer yağlanmasıyla gelen hastalarımızda temel e, tedavimiz bizim ilk önce e, diyet ve egzersizdir. Şimdi diyette amacımız hastaya... E, sahip olduğu kilonun eğer basit yağlanmaysa halen steatohepatit yani iltaplı karaciğer e, gelişmediyse %7 kadar kilo vermesi yağlanmayı neredeyse tamam, tamamen geriye çevirebiliyor. Yani 100 kiloluk bir kişi 7 kilo verince zaman karaciğeri rahatlıyor. Ha, Aslında çok, çok, çok iyi. fazla değil. Evet, ee, Eğer steatohepatit dediğimiz durum geliştiyse yüzde %10'undan fazlasını vermesini istiyoruz. İşte 10 kilo ve üstü. Ee, hastalarımızda e, kilo verirken şuna çok dikkat etmelerini istiyorum. Şimdi haftalık kilo verme e, aralığımız 500 gramla bir, e, 1.500 gram. Yani yarım kilo ile bir buçuk kilo olması e, önerilir. Bir buçuk kilonun üstüne çıktığı zaman haftalık maalesef karaciğerde ters etki yapıyor. Fibrozizi şiddetlendirebiliyor. Yani ben bir an evvel kilo vereceğim, hızlı bir şekilde zayıflayacağım, efendim karaciğimi rahatlatacağım derken bu sefer de karaciğeri kaybediyoruz. Ee, daha da hızlanabiliyor. Onun için bir buçuk kilodan fazlasını istemiyoruz. Ayda 6 kilo, 7 kilo en fazla yeterlidir. Ee, artı egzersiz öneriyoruz muhakkak. Egzersiz, e, tempolu egzersiz öneriyoruz. Aerobik egzersiz de demiş. E, koşu, efendime söyleyeyim tenis, yüzme, koşu bandı... E, çok tempolu yürüyüş olabilir, dağa çıkma olabilir. Bunlar önerdiğimiz sporlardır. onu da kişinin tabii ki kalp damar hastalığı var mı yok mu, yaşı başı onlar hepsi önemli. haftada 150 dakika ile 200 dakika arasında öneririz. Daha fazla olmasına gerek yok bu sefer sakatlıklar başlıyor. şimdi tabii hastalar bunlara rağmen kilo veremedi maalesef. Bazı hastalarımızın hastalarımızda bu oluyor. İşte o zaman bizim endoskopik yöntemlerimiz devreye giriyor. Biz ne yapıyoruz? Hastalarımıza e, mideye balon takıyoruz. Hmm. Mide balonu diye bir şeyimiz var. Mide balonu, mide içerisinde şişen top şeklinde bir aygıt. Bu midenin hacmini küçülterek kişinin daha erken doymasını, çabuk doymasını sağlıyor. Kişi hem acıkmıyor hem de erken doyduğu için gitgide kilo vermeye başlıyor. Ortalama 6 aylık bir balon sonucu 20 ile 35 kilo arasında bir kilo kaybı sağlanabilir. Yani çok iyi. Ve bu hastanın karaciğerini rahatlatır, şekeri varsa şekerini düzeltir, kolesterol varsa kolesterolü düzeltir. Yani kısaca hastanın metabolik verilerinin hepsi düzelir. Ee, hastalarımıza bunu öneriyoruz. Hasta diyet yaptı, egzersiz yaptı, hocam veremiyorum ki oluyor böyle hastalarımız çok fazla. Bunlara bunu öneriyoruz. Ayrıca mide botoksu var. Mide botoksu da e, daha az kilo verdirir ama o... Maliyet olarak daha uygundur. Onu da mideni pek çok yerine botoks yaparak midenin hareketlerini yavaşlatırız. O da e, doyma hissini e, oluşturur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi hastalarımızın e, özellikle basında ve internette e, dolaşan pek çok habere karşı biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Yani e, efendime söyleyeyim gereksiz ilaç, bitkisel ürün. Ve çeşitli kürlerden muhakkak uzak dursunlar. Evet. Ee, hekimlerine danışmadan bunları yapmasınlar. Çünkü bazen kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Karacel toksik hepatite gidip zaten yaralı olan karacel bir anda yetmezliğe girip karacel nakline kadar giden hastalarımız oluyor. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Yani bilinçli şeyler yapılması lazım. Peki hocam şunu merak ediyorum. Herhalde son iki dakikamız mı kaldı arkadaşlar? Son bir dakika mı? Bazen kullanılan ilaçlarda gereksiz ilaçlarda karaciğer yağlanması yapıyor mu karaciğere zarar veriyor mu? Bazı ilaçlar Evet yapıyor Yani şöyle yapıyor aslında hastaya kilo aldırarak bunu yapıyor hmm. Yani bazı ilaçlar var o şekilde ama direkt karaciğere yağlanma yapan ilaçlar çok az. Evet Bu da önemli bir konu başlayydı hocam süremizin sonuna geldik. Tekrar çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür sizlere. ederim. Gerçekten çok önemli bir konu başlığıydı. Aslında üçü de gerçekten birbirinden önemli bir konu başlığıydı. Ama yine dediğiniz gibi mide botoksunu ve özellikle bu mide küçültme ameliyatları da çok merak ediyor. En kısa zamanda da bu konuyu da konuşalım isterim Olur. sizinle birlikte. Olur. Bir dahaki sefer inşallah onları konuşalım. İnşallah. Çünkü çok merak ediliyor gerçekten. Evet. Ve son dönemde de kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Birçok hastalığa <laughs> da iyi gelen. Özellikle kilo verme konusunda da çok, çok başarılı. faydalı. Ee, yani İşlenmiş. bazı insanların gerçekten kilo vermesi çok zor. Yani hmm. olmuyor, bir şekilde olmuyor. İşte burada mide balonunun avantajı da bir de şu. Şimdi mide ameliyatlarına göre anatomiyi değiştirmiyorsunuz. Şimdi mide ameliyatına anatomiyi değiştiriyorsunuz. Mideyi tamamen başka bir yapıya büründürüyorsunuz. Dolayısıyla balonda öyle bir şey yok. Balonda koyuyorsunuz, 6 ay sonra çıkarıyorsunuz. Evet. Kişinin midesi orada anatomisi bozulmadan ee, kalıyor aynı fonksiyonu görüyor Sonuçta hacmi küçültüyorsunuz. Evet. O da çok önemli. İnşallah bir daha hocam İnşallah. sözü almış olduk. Kıymetli izleyicilerimiz, uzman doktor Enver Avcı hocam bizlerle birlikte kendisi Medikan'a Konya Hastanesi bir kere daha söylemiş olan gastroenteroloji uzmanı. Yarın ben tekrar sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşçakalın.